Herkese selamlar dostlar. 3 Haziran 2023 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Belki de bu herkese selamlar sözünü özleyeceğiniz bir dönem. Diyerekten de 2 Haziran'ın aynısının girişini yapmış olalım burada da. Hemen ekrana gelsin o zaman. Ekrana gelmiştir arkadaşlar. Ya Daha önce bahsettim. Tekrardan bu video bülten güzel olduğu için daha çok izlenme alacaktır. Muhtemelen tekrardan bahsedelim. Eee bir aylık askerlik sürecim olmasından kaynaklı vatan artık beni çağırıyor. Diyor ki gel artık yeter. Yeter durdun. Artık vatanı koruma zamanı sana emanet diyerekten bizi çağırdılar artık. Biz de gideceğiz haliyle ama bir ay olaraktan gideceğiz. Kendimle zaten tam bu dönemi bilerek ayarladım. Liglerin bitimiyle birlikte gitmek istemiştim. Tam da o dönem geldi. Yaz liglerinde aynı şekilde arkadaşlarımız vesaire editörlerimiz devam edecek. Videolar da gelmeye devam edecek. Ama bir aylık süreçte sadece ben olmayacağım. Bunun da bilgisini verelim. Yani tuşlu telefonla Telegram olmuyor, maç da izleyemiyor. Komutanım, sağ bize bir şampiyonluk maçını UCL finalini izleyelim diyemiyorsun orada haliyle. O yüzden zaten çok daha zorlanacağın bir ortam değil. Öyle balkon çocuğu değiliz biz. Sokaklarda yetiştik, büyüdük. Toplu ortamlarda da adapte olmayabiliriz. Böyle bir süreç var. Bununla bilgisini burada yapmış olalım. Diğer de geçeyim. Şöyle bir adet maç skor yarışmamız var. Ondan bahsedelim. Maç skor yarışmamızda Manchester City ile Manchester United. Yorumlara yazmayı unutmayınızdır. Şöyle bir arkadaşımız alınacak. Bilen arkadaşlar Instagram'dan yazsın. Hatta şöyle yapalım. Bilen arkadaşlar maç skoru bilen arkadaşlar neyse Instagram'dan yazsın. Hepsini alalım. Editör ben editöre söyleyeyim. Bilen herkese al diyeyim. Siz bana ekran görüntüsüyle Instagram'dan atarsanız alırız. City United maç skoru ne olur? Geçtim. Herhangi soru, görüş, öneri, her şey için buradan doğrudan Instagram'dan ulaşabilirsiniz bizlere. Burada da güzel bakalım iletişim sağlayabilirsiniz. Gruplar vesaire her şey. Kafam biraz bulanık. Maçlara geçelim isterseniz. Devam edelim. Yüksek mislimiz şöyle. Yani son verdiğimiz 3 tane yüksek misliyi göstermek istiyorum ben. Yüksek misliyle bu zamana kadar 11 tane bayis verildi ve 10 tanesi de başarılı oldu. Tekrardan yüksek misliler devam edecek Haziran ayı içinde. Haziran ayı gruplarına bakın. Daha Haziran'a 3 Haziran olmuş bu videoyu çekerken. Belki 15 tane yüksek misli verilmiş olacak. 5 gün erken girdiğimizden kaynaklı. Fenerbahçe maçına 1.5 üstüne 1.500 misli önerdik. Ankara gücüne varana 750 misli önerdik. Bir Avrupa kombini yaptık dörtlü. Fenerbahçe biraz beni burada terletse de 1.65 gibi oranından 1.000 misli o da geldi. Verdiğimiz 3 tane yüksek misli başarılı oldu. Yüksek mislinin kasasına baktığımız zaman da arkadaşlar şu an 11 yüksek mislinin 10 tanesi geldi ve net kar olarak 4.675 TL'nin net kar olarak tutulduğunu yüksek misli de belirtelim. Bu şekilde ilerliyoruz. Herkes açık Telegram kanalımız zaten açıklama ve yorumlar kısmında var. Oraya da katılım sağlayabilirsiniz. Oradan da ara ara paylaşımlar olacak. Aynı şekilde editör arkadaşlarımız İsveç, Norveç, Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, Belçika, Belçika, Hollanda diyerekten de canlı maçlarla birlikte oradan da devam edeceğiz diyerekten de bu adam vatanı nasıl korusun. Devam edelim. Şimdi sizlerden ricam artı 300 seviyesinde like'lardır. Like'ları eksik etmeyelim. Bir de Steve United maç konu yorumlara yazmanızdır. İlk mücadelemiz Konya-Kayseri. Bu maçın oranları henüz daha açık değil haliyle erkenden. Yani e, kare gümrük oynadığı oyun zaten açık bir oyun. Konya'da kendi evinde son dönemlerde toparlandı. Son mücadelesinde Sivas'a gol atamadı. Sivas'ın olası bir galibiyetini ben zaten bekliyordum orada. Burada edepsiz iki maç olduğundan dolayı karşılıklı atacak goller ön plana çıkar. Fakat karşılıklı atacak gollere muhtemelen nesini yine 1.40 1.30 41 bile açmaz yani. Bir 30 falan açar. Bir 30 bize yetmeyeceği için KG var ve üst olarak da değerlendirmemizi yapabiliriz. İkinci mücadelem City ile United karşılaşması oranlara haliyle tekrardan açık değil fakat Avrupa'da da sizin oranını ben sizlere söyleyeyim. City'nin oranı arkadaşlar burada 1.49 gibi oranı var. Burada da yaklaşık 1.38'den falan açacaklar City'ye. Burada City'nin yanında olmakla mantıklar şöyle söyleyeyim. Yani UCL finali var fakat 3 kupa almak isteyecektir City tarafı. Özellikle Erling Haaland yani bu kupa maçlarında şimdi Premier Lig'i aldı. FA kupa alırsa 2 oluyor. Bir de Şampiyonlar Ligi 3 olursa Messi ile Ballon d'Or ödülünde Messi de dünya kupasını kazandı. Lig 1'i kazandı. Hangisine verilir şeklinde bir şeyler dönmeye başladı. O yüzden City'nin burada kazanmasını bekliyorum. Ben Haaland'la muhtemelen oynayacaktır. Önemli bir karşılaşma. Maç sonu 1 ve 1.5 üstü veya City'nin atacağı 2 gole oran varsa o şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Muhtemelen City'nin 2 golüne burada 1.38-1.40 bandına oran açılacaktır diye düşünüyorum. Kasımpaşa Beşiktaş karşılaşması. Beşiktaş da bu haftayı bay geçerekten de tamamlamıştı. Takım dinlendi ve takım gerçekten iyi oynuyor. Onlar da ikincilik yarışına girdi. Şampiyon zaten Galatasaray oldu. Ha, bu arada Galatasaray'ı tebrik etmedik. Galatasaraylı arkadaşlarımızı tebrik edelim. Ben de bir Galatasaray tarafta olarak da bir konvoyumuza çıktık. Kutladık, şenlendik. Şen ola, cimbam ola diyelim. Geçelim. Ama ben dediğim gibi yani fanatik biri değilim. Ben futbolun güzelliğinden bu Fenerbahçe şampiyonu nasıl verdi ben bu oyunla gerçekten anlamadım. Yani o Dünya Kupası'nın kırılma anı var ya Giresun maçı sanırım. Ya ben Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna kendim söylüyorum. Hatta Peder Bey'le birlikte 2,5-2,5-5 bin TL attık. Adam bana diyor ki kendi şampiyon olacaktı kendim Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu oynadım. Yani çok iyi oyun oynuyordu. Fakat devamını getiremedi. Sağlık olsun Galatasaray şampiyon oldu. Burada da Beşiktaş tarafındayım. Beşiktaş'ın atacağı iki gol idealdir. Beşiktaş burada deplasmanda da olsa dinlenmiş bir Beşiktaş olacaktır. Ve son sezonun son hazırlıkları artık. Yani sezon bitiyor. Son dönemler onlar da burada gol bulmak isteyecektir. İki tane gol atar. Kasımpaşa'da karşılık verebilir. 2.5 üstünde 2. Bu da olabilir. Ama ben idealden Beşiktaş'ın atacağı 2 golü sizlere öneririm. Trabzon Alanya. Alanya'nın oynamış olduğu oyun cacık. Ben son maçta zaten söyledim. Kasımpaşa'nın iki golüne girin dedim. Canlıdan Kasımpaşa'ya girdim. Yani Alanya'nın oyunu ben beğenmiyorum. Ben bir Alanya taraftarıyım. Alanya'da yaşayan bir insanım. Alanya her maçına gidelim. gidelim. Bu sezonun kadrosu çok cacık. Cacık. O yüzden ben direkt burada Trabzon tarafına yönelmenizi söylüyorum. Trabzon'da son maçını 4 mi attı, 5 mi attı, 4-2 mi bitti? Giresun maçı öyle bir maçtı. Sürekli Trabzon 4-0'unu geçti. Ondan sonra 4-2 oldu zaten. O maçı da var olarak önermiştik. Temiz bereket versin. burada da arkadaşlar benim önerim Trabzon tarafındayım. Trabzon atacağı 2 gol. Maç sonu 1-1.5 üst. Eğer oran açmazlarsa ilk yerden 1, ilk yerden Trabzon'un bir golü. Bu şekilde Trabzon'a gidin. Alanya'nın bu oyunu cecik. Bu kadar. Brest ile Rennes Ram karşılaşması. Rennes de son maçında Monaco'yu yenmesini bekliyordum ama 2-1 bir, bir maç bekliyordum. Ben onlar doğrudan galip geldi. Burada Rennes deplasmanda olmasından kaynaklı 1.66 gibi bir Avrupa oranı var. Muhtemelen Türkiye'de 1.45 gibi bir oran açacaktır. Mücadeleyi ben bir yüksek oran tercih yapacağım. Olası 1-1 skordan kaçmak adına çünkü bir beraberlikte kokuyor bu mücadele. Bires de kendi evinde belli olmuyor. Mücadele genelinde toplam gol aralığı olarak da 2-3 gol bandını düşünüyorum. Ben burada Ren tarafı galip gelse de yani galip gelirse bile 2-1'lik skora göre galip gelmesini bekliyorum. Ama olası bir beraberde de çıkma ihtimali yüksek olduğundan bence Ren ne kadar ihtiyacı da olsa bir tane takım sürpriz çıkartacak burada. O yüzden 2-3 gol tercihini burada. Ren galip gelirse bile dediğim gibi 2-3 gol bandında kalmasını beklediğim maçlardan bir tanesi. Monaco ile Toulouse karşılaşması. Monaco da son maçında yani Toulouse'da kendi evinde oynayacak. Yine Avrupa oranı yüksek bir Monaco vardı. Burada Monaco'nun ilk yarıdan atacağı bir gole muhtemelen Nesine 1.42 gibi oran açar veya öyle bir tercih açmayabilir. Ben burada Monaco tarafındayım. Monaco'nun galibiyetini almak da mantıklı bence. Toulouse zaten rahat düşme ihtimali falan hiçbir şekilde yok. Burada kazanması gereken takım Monaco karşıla Monaco takımı. Monaco en az 2 gol atarak da kazanabilir. O şekilde tercihlerinizi Monaco tarafından yapalım. Nantes'la Anje karşılaşması. Nant tarafında da Avrupa oranı bir 33, Yani Nant'a bir oran açmayacaklar burada. Çünkü kazanması ihtimali yüksek. Burada e, Özer'de ne deplasmanı çıkıyordu? Lyon deplasmanına mı ne çıkıyor? Zor bir maçı var yani. Pardon Lens. Lance la kendi evinde oynayacak. Avrupa oranına baktım. Lance'ın 2.29. Yani Özer burada bir şey yapabilir. Ama daha çok burada galip gelmesi gereken Nant takımı. Nant burada bence Anje'ye karşı galip gelecektir. Anje'ye karşı galip gelirken oran açılmadığından kaynaklı ilk yerden bir Nant galibiyeti değerlendirmesini yapabiliriz bu şekilde. Toplamda 2, 4, 6, 7 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.